İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Erhan Aydoğdu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Gül kokar, diken batar. Ahmet Mekki Efendi Allah adamlarından. Saçtı sohbetlerinde devamlı ilim irfan. Her hali İnsanlara olurdu ibret ve ders. Hep güler yüzlüydü, severdi onu herkes. Her nerede bir vaaz etseydi o halka, günah işlememekten bahsederdi mutlaka. Bir günde buyurdu ki, ey insan, aman sakın, hiç günah işleme ki yanarsın sonra yarın. Günah işleyeceksen sok elini ateşe. Dayanabiliyorsan o zaman günah işle. Yok, dayanamıyorsan yapma o günah işi. Zira çok şiddetlidir cehennemin ateşi. Öyleyse ey insanlar, rastgele yaşamayın. İslam alimlerinden birini örnek alın. Her devirde muhakkak vardır böyle birisi. O zata tabi olup kurtarın kendinizi. İnsanlar arasında böyle yüksek veliler, otların arasında sanki gül gibidirler. Lakin unutmayın ki kardeşlerim şunu da, yüzlerce diken vardır her bir gül ağacında. Zira bu iş böyledir. Gül olmaz hiç dikensiz. Lakin gül zannetmeyin kendinizi hemen siz. Gül kokar, diken batar. Olur mu ikisi bir? Hatta en büyük diken kendini gül bilendir. Bir mümin kardeşini üzdün ise bir işte, elbette ki dikensin ve ona battın işte. Sen istediğin kadar gülüm de, kim inanır? Diken gibi herkesi edersin mutazarrır. Hakiki bir Müslüman şudur ki ey insanlar, elinden ve dilinden kimseye gelmez zarar. Yumuşak bir halıya benzer ki bir Müslüman, üzerinde gezenler incinmez asla ondan. Korkmadan, çekinmeden yanına varır herkes. Çünkü hep bilirler ki ondan hiç zarar gelmez. O kendini herkesten aşağı, kötü bilir. Aynaya baktığında kendisinden iğrenir. Değil ki bir müminden, uyuz köpekten hatta bile o kendisini üstün görmez hayatta. Bir karıncayı bile incitmekten çekinir. Bilir ki hayvan hakkı kul hakkından çetindir. Hiçbir icraatını iyi görmez o zinhar. İbadet yapsa bile eder tövbe istiğfar. İyi işlerine de bulur bir hata, kusur. Çünkü o ancak böyle bulur rahat ve huzur. Dine hizmet etse de kendinden bilmez asla. Emredilen işleri icra eder ihlasla. Hizmeti çok olsa da yine boynu büküktür. Elimden çıkar diye endişesi büyüktür. Bunun için Rabbine yalvarır ki her daim, ya Rabbi, bu hizmeti elimden alma benim. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ün hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim,
İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Seyyid Sıbkatullah Hizani rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, Evliya'nın menkıbelerini dinlemek muhabbeti artırır. Eshab-ı Kiram'ın menkıbelerini dinlemek ve okumak imanı kuvvetlendirir, günahları mahveder buyuruyor Seyyid Sıbkatullah Hizani kuddüse sırru. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurunuz. Benim bir sorum vardı hocam. İki sorum var. Birincisi tekfircilikle ilgili. Tekfircilik. Dinimizde tekfircilik var. Etrafında bazı insanlar var. Bunlar sayısı gittikçe artmaya başladı. Oy kullananlara, işte kabir ziyareti yapanlara, ayrıca işte zatlar olan İmam Gazali, İmam Rabbani Hazretleri gibi zatlara tekfir ediyorlar. Bediüzzaman Said bu zatları tekfir ediyorlar. Birinci sorun bu. İkinci sorun da hocam, ben büyük bir yemin ettim. Sonra bunu bozdum, tövbe ettim ama bunun bir kefareti var mı? Peki efendim. Peki, teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, hayırlı günler efendim. Hayırlı günler, buyurun. Hocam, hayırlı günler hocam. Hayırlı günler, buyurun efendim. Sizi 20 yıldır dinliyorum. Allah razı olsun. Bazı bilgilerimiz kuvvetlendi sizin sayenizde. Allah razı olsun hocam. Dua istiyorum öncelikle. Rabbim iki can saadeti versin. Sevdiklerini yolundan ayırmasın. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Hocam şöyle bir soru olacak. Ehli sünnetin kitaplarını yayan yerlere ben bir adak adamıştım. Ben onlara yardım edeceğim diye sıkıntılarım vardı. Ondan sonra o sıkıntılarım gitmedi ama ben şöyle düşündüm. Ben şimdiden ödesem belki ömrüm yetmedi, veremedim diye şimdiden ödemiş olsam ne olur acaba diye düşündüm. İyi olur mu bence? Ondan sonra ikinci sorum da hocam, tecdidi nikah, tecdidi iman diyorsunuz ya, hani erkekler kadından vekillik alıp iki şahit huzurunda, bunu kadın vekil alsa eşinden, erkekten olur mu diye. Onu sormak istedim. Üçüncüsünü de şey hocam, mesela takıldım şimdi. Zerre kadar imanı olan cennete girecek diye bir şey var. Duyuyorum, dinliyorum sizden. Ondan sonra şöyle bir şey var hocam. Zerre kadar imanı olan, mesela dini konularda hiçbir şey yapmıyor. Namaz, oruç hiçbiri yoksa. Ondan sonra bir tanesini yapsa bile zerre kadar imanı var mı? Peki efendim. Bir de yabancı biriyle görüşüyor oğlum hocam. Senede ara sıra geliyor, bir arada kalıyorlar. Ben çok üzülüyorum hocam. Bir de diyorum ki ona, hiç çaresini bulamadım. Hiçbir şekilde ayrılmıyor. Evlenmeyi karar ediyorlar. Ben de diyorum ki dini nikahını bari yaptıralım diyorum. Doğru mu diyorum, günahtan kurtulmuş olur mu hocam? Bunları sormak istedim. Peki. Sağ olun, hayırlı günler. Teşekkürler. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim. Benim sorum şeyle olacaktı. Benim ailem evinde kefir yapıyor böyle. Hani evde bekleterek böyle. O kefirde mi acaba aynı alkol şekline alabiliyor, yoksa olmuyor mu evde yapılanlar? Ben evde diyorum ama evde... Evde yapılan da aynı efendim. Kefirse aynı. Kefir yapıyorlar, evet ya. Ben tamam. Söyledim hani evde yaptıkları için olmaz falan dediler de bir sorayım dedim ben yine de hocama. Peki efendim. Çok peki, teşekkür ederim. Teşekkürler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hocam bu gece Aşure gecesi, yarın Aşure günü. Evet. Aşure geceniz ve gününüz mübarek olsun dinleyicilerimizin de. Amin. Allah-u Teala razı olsun. Biz dinlemekte olan bütün dinleyicilerimizin de bu gece Aşure gecesi, Aşure geceleri, yarın da Aşure günü, Aşure günler mübarek olsun. Aşure günü hakkında, Muharrem'in 10. günüdür Aşure günü hakkında kitaplarda birçok bilgiler verilmiş. Mesela birçok hadisenin, büyük hadiselerin o zaman olduğu kitaplarda yazılı. İşte Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin, yani tufanın başladığı, tufanın bittiği, Adem Aleyhisselam tövbesinin kabulü, Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'den geçişi, İsa Aleyhisselam'ın göğe yükselişi, İdris Aleyhisselam'ın göğe yükselişi, birçok hadiseler olmuş. Babaannem rahmetli de doğduğumuz ay, öldüğümüz ay derdi Muharrem ayı için böyle. Dedim kadıncağız niye böyle söyler falan. Hani bu hadiseler kendisinin okuyup yazması yok ama anlatılırmış. Çok hadiseler olduğu için. Dinlermiş falan öyle derdi. Çok büyük hadiseler meydana gelmiş. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
Menevere'ye hicret buyurdukları zaman bakmış oradaki Yahudi mahallesindeki Yahudiler oruçluymuş Muharrem'in 10. günü. Sebebini soruyor Peygamberimiz. Niçin bugün oruç tutuyorsunuz diye. Onlar da diyorlar ki bizim Peygamberimiz Kızıldeniz'den Firavun'un şerrinden kurtularak aynı şekilde geçti. Biz o günü Muharrem'in 10. gününe rastlamış o da. O günü iade etmek ve sevincimizden dolayı biz o günü iade ediyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Musa Aleyhisselam da Allah-u Teala'nın gönderdiği bir peygamberdir. Ben sizden daha yakınım ve Müslümanlara dönüyor. Siz de oruç tutun. Fakat bunlar gibi sadece Muharrem'in 10. günü değil ya 9-10 mesela bugün ve yarın veya yarın çarşamba bir gün perşembe. Çarşamba perşembe tutun. 10-11 veya 9-10 buyuruluyor. Ve kitaplarda anlatılırken de mesela Aşure gecesiyle alakalı olarak da hani duaların kabul olduğu zaman dilimi. Peki her sene gündeme geliyor. İstanbul'da da bu belediyenin koyduğu levhalar var. Baktım işte Muharrem ayındaki oruçlarınız falan filan diye. Efendim bu Şii kanallı olanların kendilerine mahsus Muharrem orucu diye yaptıkları bir şey var. Böyle Şia'nın, Mutezile'nin şunun bunun aynı şekilde yaptığı ölçü olmaz. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ve Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendimiz'in bildirdikleri ölçüdür. Dinin emri nasılsa Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında yazmışlardır. Ve itikadı bozuk olan kimselerin yaptıklarına da itibar etmemeli. Muharrem'in 10. günde aşure tatlısı yapmak bid'attır. Caiz değildir. Ama efendim Nuh Aleyhisselam işte tatlı yapmış. Bizim Peygamberimiz Nuh Aleyhisselam değil. Nuh Aleyhisselam'ın Resul bir peygamber ve ulul azm bir peygamber olduğuna biz iman ederiz. Allah-u Teala ona gönderdiklerini de aynı şekilde kabul ve tasdik ederiz. Ama biz Muhammed Aleyhisselam'a tabiyiz. Muhammed Aleyhisselam Muharrem'in 10. günü aşure tatlısı yapmadı. Yapılmasını tavsiye etmedi. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam bildirmediği bir şeyi yapmak bid'attır, günahtır. Peki aşure tatlısı yapılmaz mı? Yapılır. Başka zamanlarda yapılır. Ama hususen Muharrem'in 10. günü aşure tatlısı yapıp dağıtmak ibadet değildir, sevap değildir, günahtır. Bunu da aynı şekilde iyi bilmeli ve iyi anlamalı. Peki bunun dışında ne yapabiliriz? Efendim her mübarek zaman diliminde olduğu gibi öncelikle istiğfar. Bu asırda en çok hepimize lazım olan bu. Tövbe istiğfar etmeli, yüzümüzü ahirete dönmeli, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek için hemen başlamalı. İleriye bırakmamalı. Namaz kılmıyorsak namaza başlamalı. Kazaya kalan oruç borçlarımız varsa ödemeye başlamalı. Daha önce vermediğimiz zekat borçları, usur borçları varsa bunları ödemeli. Kesmediğimiz kurban borçları varsa bunları hesaplamalı. Ucundan kıyısından başlamalı. Çünkü ecel ne zaman gelecek belli değil. Ölüm ansızın gelir. Hani zaman zaman naklediyoruz. Acipti limen talebet dünya vel mevti yattı biha. Şaşılır, hayret edilir şu kimseye ki dünyaya talip. Halbuki ölüm meleği ensesinde. O da ona talip. Dolayısıyla ne zaman yani hak vaki olacak. Bu nenemler kuşaklar öyle der. Hak vaki olacak. O tabiri çok kullanırlardı. Yani ömür bitecek. Ölüm meleği gelecek. Belli değil. Sabahleyin mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'yı talebelerine hep tembih ederlermiş. Efendim evden çıkarken hanımınızla helallaşın. Gidip gelmemek, gelip de görmemek var. Öyle an meselesi. Hatta geçen de yakında bizim sitede bir hanım, Müslüman bir hanım vefat etti. Hani İhlas'ın yeni yapıldığı İhlas 4 diyorlar ya, oradan ev almışlarmışmış. Oraya taşınacaklar, hazırlık yapıyorlarmışmış. O İhlas 4'ün hemen işte çapraz karşısı olan Yakup'lu mezarlığına taşınmış. Ya. İbretlik ne bekliyordu? İbretlik bir hadise. Yani yeni ev aldın, eve taşınacağım derken kabristana taşındın. Hepimizi böyle bir şey bekliyor. Sonumuz ne olacak? Ne zaman vefat edeceğiz? Bu meçhul. Bunun için de böyle geceleri, böyle günleri vesile ederek sadaka vermeli, tövbe istiğfar etmeli. On sana Allah-u Teala'nın emrettiği farz diye kitaplarda bildirilen ibadetlerde eğer vaktinde yapamadıysak hemen onları kaza etmeye başlamalı. Oruç, namaz gibi. Efendim işte bu gece ben ne kadar namaz kılayım? Bir günlük kaza namazı kıl, 20 rekat. Daha fazla kılacağım. Bir haftalık kıl, 10 günlük kıl değil mi? Eğer gücün yetiyorsa. Ne kadar çok kılarsan. Çünkü kaza namazı kılınca borcundan düşüyor. Efendim işte kitaplarda yazıyor işte bu gece işte 10 rekat namaz kılarsak çok sevapmış. Be arkadaşım senin borcun var. Sen onu kıldığın nafile namaz o borçları kapatmıyor.
Şimdi biz Türkiye Gazetesi'nde İbn-i Teymiye ile alakalı bir kitaplarda bildirilen Ehl-i Sünnet alimlerin yazdıklarını iki gün peş peşe bir yayınlayınca bazıları böyle hop oturuyor, hop kalkıyor. Çünkü biz de İbn-i Hatta okundayken o İbn-i Teymiye Şeyhülislam, büyük alim, büyük müceddit falan. Halbuki Vehhabinin temellerini atan birisidir. Ehl-i Sünnet değildir. Mücessime fırkasındandır. Efendim işte kitapları var da böyle kitaplar var da abuk subuk Ehl-i Sünnet alimlerine tavır almıştır. Tasavvuf büyüklerine hakaret etmiştir. İngilizlerin oyuncağıdır. Ve İngilizler de zaten Vehhabiliği onun kitaplarından aynı şekilde almışlardır, şey yapmışlardır. Dolayısıyla bu hani efendim namazın kazası yok diyen bu İbn-i Teymiye. Namazın kazası olmaz diyor. Kıldın kılmadın diyor. Kaza namazı falan yok diyor. Vehhabiler de aynı şekilde ondan esinlenerek aynı şekilde yapıyorlar ya. Dolayısıyla kazaya kalan namaz borçları ödenecek. Hatta saadeti ebediyede birçok nakiller yapılmış Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından. Kazaya kalan namaz kaza edilmedikçe her üzerinden kaza edilecek zaman dilimi geçtikçe günahları katlayarak hani karekökü var ya aynen öyle artıyor. Bunun için kaza ettikten sonra ayrıca tövbe istiğfar etmek lazım buyuruyor. Ayrıca tövbe istiğfar etmek lazım ve kazaya kalan oruçlar, vaktinde verilmeyen usur, vaktinde verilmeyen zekat bunları da aynı şekilde ödedikten sonra ayrıca tövbe istiğfar etmek lazım çünkü vaktinde yapmadın. Ki böyle mübarek zaman dilimlerinde bunlara başlanır, samimi olarak tövbe edilirse Allah-u Teala affeder. Ayrıca bir de Allah-u Teala'nın affetmediği bir günah var. Nedir o? Kulak. Onun için hemen helallaşmak lazım. Yok ya ben Mustafa Tokez'e gidip de işte arkadaş hakkını helal et mi diyeceğim benim gibi adam. Ediversin ne alacak mı sanki? Yok böyle bir şey. Arkadaşım böyle konuşman kolay da. Konuşursun da toprağın altı var. Adamı orada hesaba çekerler. Hem öyle bir hesaba çekerler ki senin gıkın bile çıkmaz. Gel bakalım Ahmet Aga derler. Tabii. Ondan sonra senin sevaplar Mustafa Toköz'e gözünün önünde alınır ve nakledilir. Mustafa Toköz'ün de günahları sana yüklenir, seni de cehenneme atarlar. Ben gitmem de. Hatta büyüklerden birisine böyle nasihat ediyor da hani efendim diyor nasihat eder misiniz? Ölüm meleği geldiği zaman ben canımı ve ruhumu vermeyeceğim de. Efendim diyor beni dinlemezler. Dinlemezlerse diyor şimdi çaresine bak. Başka bir şekilde de birisiyle şey yapıyorlarken seni diyor cehenneme sürükleyen meleklere de ki ben oraya gitmem. Siz kimsiniz de. Diyor ki efendim beni dinlemezler. Dinlemezlerse şimdiden çaresine bak ya. Şimdiden çaresine bak. Avukatımı çağırım. Çağır. O avukatlar kurtarabilecek mi seni? Olur mu öyle şey ya? Herkes ameli nispetinde ve bir de ameli de efendim ben şunu yapıyorum bunu yapıyorum. Vallahi yapma beni ilgilendirmez. Bana bunu söylemenin, benim de sana bunu yaptığım ibadetleri söylemenin ne aynı şekilde sana faydası var ne bana faydası var. Ha ben Müslüman olarak tamam arkadaş diyorum senin ibadetlerini yapıyorsun mübarek olsun derim. Ama benim bu sözüm, benim bu hüsnü zannım seni kurtarmaz. Senin bana olan hüsnü zannın da beni kurtarmaz. Çünkü senin kalbinde, benim kalbimde Allah-u Teala iyi biliyor. Evet. İyi biliyor. Ne halt ettiğimizi de biliyor. Neler yaptığımızı da, hangi niyetle yaptığımızı da biliyor. Onun için din büyükleri, mesela İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri'nin Mektubat isimli kitabını okumanın Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh ve Seyyid Hocası, Üstadı Seyyid Abdülhakim Arvahsız Hazretleri öyle buyurlarmış. Bu zatın bu kitabını okumak insanın ihlasını artırır. İhlas ne demek? Ya yaptığın amelleri saf berrak hale getirmek demektir. Şimdi mesela yiyeceklerimiz, bunlar karışık diyoruz değil mi? Ekmeğe bakıyorsun, bunda ne katkı maddesi var, yoğurtta ne katkı maddesi var falan. Ya yaptığın ibadetlerde de katkı maddesi var ya. Ne o? Riya, kibir, ucub. Bunlar da katkı maddesi işte. Katkı maddesi olunca tadı tuzu kalmaz, melekleri görür, kusura bakma derler, bunu çöpe atarlar. Sen de aynı şekilde katkı maddesi olan yoğurdu yemediğin gibi, ekmeği yemediğin gibi, senin de aynı şekilde yaptığın ibadetleri içinde katkı maddesi varsa, kibir, ucub, riya, haset mevcutsa, çöpe atarlar. Derler ki melekler, şşt hemşer bak Osman Ünlü. Her taraf dökülüyor. Defolu bu defolu. Atıverirler. Durun ya ne yapıyorsunuz falan filan. Onlar emredileni yaparlar. Onlar hatta şeyde mesela kitaplarda enteresan şeyler anlatılıyor. Mustafa Bey. Mesela Saadet Ebedi'de var. Emel abi de Allah-u Teala rahmet eylesin anlatırdı. Şimdi melekler diyorlar ki senin ümmetinden birisini cehenneme götürüyorlar. Peygamberimiz görür veya duyarsa yetişiyor. Peygamberimizin görmesi veya yetişmesi de Allah-u Teala'nın o kulunu kurtarmayı murad ettiği içindir. Yoksa Peygamberimiz de mahluktur. Bunu hiçbir zaman unutmamalı. Efendim şefaat eder. İzin verilirse olur. Hatta birisi böyle anlatıyordu.
birisi böyle anlatıyordu. Ya birisine gerek yok. Ömer abinin yeğeni bizde. Ömer abi işte. Ömer abi dayısı olur işte. Dayım şefaat eder falan dedim. Bak dayın tamam. Allah-u Teala izin verir şey yaparsa. Yalnız dedim kitaplarda bir şey anlatılıyor. Dedim rahmetli dayın da anlatıyordu bunu. Ömer abi de anlatıyor. Neyi dedi? Ömer abi hep anlatırdı. Duymuşsundur ya. Böyle işte adamı döverler orada. Dövüyorlar diyorlar. Sopa. Sopa. Şimdi dedim sen sopayı hak ettiysen bir perde çekerler orada. Dayın haberi bile olmaz. Görmez de. Seni güzelce bir ıslatırlar. Bayağı yedikten sonra. Bayağı yedikten sonra perdeyi çekerler. Gör ah canım falan. Ama dedim sopayı yersin. Sopayı yersin. Onun için de dünyadayken yaptığınız amelleri saf berrak hale getirin. Tertemiz hale getirin. Tertemiz hale getirirsen ondan sonra zaten rahmetli annem bir iş buyururdu bize, götürürdü gönlüne. Şöyle bakardı kadıncağız, o benim çok hoşuma gidiyor. Büyüyünce anladım ben. Bakardı. Dönerdi bize. Oğlum, kızım sen bu yaptığını beğendin mi? Niye getirdin benim önüne? Ya bunu işte Allah-u Teala için. Bu yaptığını beğendin mi? Yani senin bu kıldığın namazda riya var mı? Ucup var mı? Kibir var mı? Haset var mı? Ya kitaplar yazıyor zaten. Efendim ben tamamen onlardan ari, ben bunu yapamam. Tamam biz mahlukuz. Bizden ne isteniyor? Gayret edeceksin. Hadise ondan ibaret Mustafa Bey ya. Gayret edeceksin. Gayret ediyorsun. Allah-u Teala da meleklere dermiş ki ya bu Osman Eylül kolum işte eti budu bu bunun. Adı ne? Hıdır işte elinden gelen budur. Ben ona bu kadar şey verdim. O gayret etti. Tamam yaptığı makbul bir şey olmadı ama gayret etti. Benim emrime ittiba etmek için zorladı. Benim ona vermiş olduğum kabiliyetle o zorladı. Bu kadar oldu. Tam yapmış yazın. Bitti. Mülkün sahibi o. Sende bir gayret var mı? Yok. Ayak üstüne atıyor. Yok arkadaş ben öyle yapamam. Zaten dört dörtlük olmaz bizimki. Neyleyin ömrü lak lak geçer. Onu gidip öyle lak lak geçer. Olmaz o. Olmaz o. Hani nereden açıldı? Bu gece Muharrem, aşure gecesi. Yarın da aşure günü. Dolayısıyla bu günleri beklemeli. Rabbimize yüzümüzü çevirip tövbe istiğfar etmeli. Ve Allah-u Teala'nın emirlerini geciktirdiğimiz için hemen aceleyle. Efendim işte ben ya al gusül et yaz günü. Git aynı şekilde soğuk suyla at neyse. İle sıcak suyu da yoksa gusül al abdest al. Hemen başla. Ondan sonra işte nefis şeytan mani olacak. Olsun. Tabii o manilerle ne kadar aynı şekilde çarpışırsan onları ne kadar aşar ibadet yaparsan o kadar kıymetli olacak buyuruluyor. Yoksa bir şeyi yok onun. Herkes kolayca yapabilseydi öyle değil o. Dünya meşakkatli yer, sıkıntılı yer. Şeyde küçükken bize derlerdi. En kolay şey uyumak o da yastık lazım derler. Tamam. Öyle rahat uyuyabilmen için başının altına koyacak bir yastık lazım falan. Dolayısıyla Cenab-ı Hak burasını sıkıntılı yaratmıştır. Bir elin yağda bir elin balda olacak yer cennettir. Ve oraya da aynı şekilde buradan gidilir. Evet. Yani burada hocam, yatırım yapılır. Çok güzel anlattınız da bu anlattıklarınız çok önemli şeyler değil. Önemlisini anlatmadınız çünkü. O da şu hicri yılbaşında ve aşure gününde okunması gereken bir dua var. Hani okumayanların öldüğü dua. Yani sene içerisinde. Evet, ondan şey bahsetmediniz. Efendim şimdi Saadet Ebedi kitabına alınmamış. Efendim okunsun. Okuyan okusun. Bizi ilgilendirmez. Bununla ilgili psikolojik olarak depresyona girenler var. Yani okumadım ölecek miyim falan gibi. Çocuklarım okumadı onlar ölecek mi gibi böyle sorular geldi bana. Peki şimdi bunu okuyup da ölenler de var. Ne yapıyorsunuz? Yanlış okumuştur. O öyle değil. Yanlış okumuştur. Sebeple müsebbibi birbirine karıştırmamalı. Duada, sadakada bir vesiledir, sebeptir. Allah-u Teala diler sorur, dilemez olmaz. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Aşure günü ve gecesi. Muharrem ayının 10. gününe Aşure günü, 9. günüyle 10. günü arasındaki geceye de Aşure gecesi denir. Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen 4 aydan biridir. Aşure bu ayın en kıymetli gecesidir. Allahü Teala birçok duaları Aşure günü kabul buyurdu. Nuh aleyhisselam gemide aşure tatlısı pişirdiği için
Müslümanların Muharrem'in 10. günü aşure pişirmesi ibadet olmaz. Peygamber Efendimiz ve Eshab-ı Kiram böyle yapmadı. Bugün aşure pişirmeyi ibadet sanmak bid'attir, günahtır. Peygamber Efendimizin yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur. Din kitaplarının yazmadığı, ehl-i sünnet alimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak sevap olmaz, günah olur. Bu güne mahsus ibadet sanmadan herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet, fakirlere sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Aşure gününün faziletleri hakkında hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, aşure gününün faziletine kavuşmaya bakınız. Çünkü o gün Allahü Teala'nın günler arasında seçtiği mübarek bir gündür. Bugün oruç tutan kimseye Allahü Teala meleklerin, peygamberlerin, şehitlerin ve salihlerin ibadetleri kadar sevap verir. Aşure günü oruç tutun, çoluk çocuğunuza iyilik yapın. Bir kimse aşure günü çoluk çocuğuna iyilik yapıp sevindirse, Allahü Teala ona senenin diğer günlerini iyi eder. Ramazan-ı Şerif ayındaki oruçlardan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayının orucudur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır. Aşure gününün orucu, bir senelik geçmiş günahlara kefarettir. Aşure günü zerre kadar sadaka veren kimseye Allahü Teala Uhud Dağı kadar sevap verir. Aşure günü gusleden Allahü Teala katında annesinden yeni doğmuş gibi günahlarından temizlenir. Aşure günü bir yetimin başını okşayan kimseyi Allahü Teala yetimin her kılı için cennette bir derece yükseltir. Allahü Teala Aşure gününü diğer günlerden üstün kılmıştır. Allahü Teala gökleri, yeri, dağları, denizleri, yıldızları, arşı ve melekleri, Adem aleyhisselamı Aşure günü yarattı. İbrahim aleyhisselamın dünyaya gelişi ve Nemrud'un ateşinden kurtuluşu Aşure günü oldu. Oğlunun yerine kesmek için büyük koç ihsan edildi. Firavun'un boğuluşu, İsa aleyhisselamın göğe kaldırılışı, Eyüp aleyhisselamın beladan kurtuluşu Aşure gününde olmuştur. Ramazan'da bir gün oruç tutana bugüne karşılık 30 gün oruç sevabı yazılır. Aşure gecesi bir mümine iftar verene Allahü Teala katında bütün ümmeti Muhammed'e iftar vermiş, karınlarını doyurmuş gibi sevap yazılır. Aşure gününde bir hastayı ziyaret eden bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur. Aşure gününde bir kimseye su veren hiç isyan etmemiş gibi olur. Aşure günü tutulan oruç 40 yıllık günaha kefarettir. Aşure gecesini ihya edip sabahleyinde oruç tutan kimse ölüm acısını duymayarak vefat eder. Muharrem'in 10'unda tutulan oruç bir senelik gelecek günahlara kefaret olur. Aşure günü oruç tutmanın sevabı çoktur. Yalnız aşure günü oruç tutmak caiz değildir, mekruhtur. Mekruh olmaması için Muharrem'in 9. 10. veya 10. 11. veya 9. 10. ve 11. günleri tutmak lazımdır. Abdullah bin Abbas Hazretleri buyurdu ki, Muharrem'in 10. gününde oruç tutmak istiyorsanız, 9. ve 10. günleri de tutunuz, Yahudilere benzemeyiniz. Hazreti Hüseyin 10 Muharrem'de şehit edildi. O yüce imamın şehit edilmesi, bütün Müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Hamza'nın şehit edilmeleri de böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat Peygamber Efendimiz Hazreti Hamza'nın şehit edildiği günün yıl dönümlerinde matem tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi. Matem yasak olmasaydı herkesten önce Peygamber Efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki matem tutan ölmeden tövbe etmezse
kıyamette şiddetli azap görür. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz tekfircilik var mı diye sordu. Şimdi Ehl-i Sünnet talimleri Elfaz-ı Küfür, mesela dedelerimizin el kitabı olan o Miftahül Cennet Mısraklı İlmihal'de Elfaz-ı Küfür, İmam Bergivi Hazretleri'nin de var Tarikat-ı Muhammediyesi'nde ve diğer kitaplarda, kayıt kelam kitaplarında anlatılıyor Elfaz-ı Küfür. Yani neler yapılır veya neler söylenirse iman gider. Sen kafirsin demiyorlar. Ama gerçekten Ehl-i Sünnet itikadında olmayıp, hatta imanlarını da kaybedenlere bakıyorsun. Bunlar artık 10 parmaklarında 10 kara habire şey yapıyorlar. Muhyiddin Arabi Hazretlerine söylemediklerini bırakmamışlardır. Sadreddin Konevi Hazretlerine Vehhabiler haşa kafir diyor. Sadreddin Konevi Hazretleri Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin üvey evladıdır. Ve aynı zamanda da üstadıdır. Ve dikkat edersen bu mezhepsiz tayfası ve Vehhabi tayfası kendisinin dışındaki olan Ehl-i Sünnet de kafir diyor. Ehl-i Sünnet de müşrik diyor hatta. Bu ağır ifadelerde kullanıyor. Dolayısıyla şimdi bir söz var. Kitaplarda yazıyor Ehl-i Sünnet alimleri. İnsan gadaplandığı, öfkelendiği zaman kendini anlatırmış. Bunlar da zaten iman olmadığı için böyle bir falan saldırıyor falan. Zaten hemen akıl zaten gitmiş, şey yapıyor falan. Kendi içindekileri, kendi küfürlerini kusuyorlar. Kime yüklüyorlar? İşte Sadreddin Konevi Hazretleri'ne, Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne, ondan sonra ne bileyim Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne habire yüklüyorlar. Peki Müslümana kafir diyenin kendisi kafir olur biliyor musun? Dolayısıyla bu, yani dinleyicimiz dedi, tekfir edenler hepsi aynı şekilde imanları kaybetmiş kafir insanlar. Sen İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne kafir diyorsan, sen Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne kafir diyorsan, Sadreddin Konevi Hazretleri'ne veyahut da Evliya-i Kiram'dan Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ve Vehhabiler saldırıyorlar ya, müşrik diyorlar, put diyorlar hatta onlara, Evliya-i Kiram'a. Sen böyle diyorsan, senin de aynı şekilde fuyan meydana çıktı. İngilizlerin dizayn ettiği bir sistem olduğu açığa çıktı Vehhabiliğin. Kendileri söylediler. Ilımlı İslam'a gideceklermiş şimdi. Yani biz o İngilizlerin uydurdukları pek hoşumuza gitmedi. Şimdi biz değişik bir aynı şekilde din deneyeceğiz. Amerikalıların uydurduğunu yapacağız şimdi. Amerikalıların uydurduklarını yapacağız şimdi. Dolayısıyla iman diye bir şey kalmamış. Bir zamanlar mesela Hüseyin Hilmi Efendi Vehhabi Nasihat kitabında Vehhabilerin küfre düştüklerini uzun uzun bildirdilerdi. Tabii Vehhabi kafirler ifadesini kullanmışlardı. Ya bunlarda şey yok. Ya Türkiye'de geldiler de adam testereyle kestiler biçtiler. Kendi adamları ya. Kendi ülkesinin adamı değil mi? Şimdi bugünlerde konuşuyoruz. Bu Afganistan'daki bu Taliban denilen o çapulcu sürüsünü de zannedenler var Türkiye'de. Hakikaten bunlar Müslümanlık adına hareket ediyorlar zannedenler. Vehhabi. Mezhepsiz tayfası. Vehhabi ve mezhepsiz tayfası. Ve Amerika aynı şekilde öyle aklı başında kimselere o ülkeyi teslim eder mi? Mutlaka bir hesap vardır. Var. Zaten gittiği yeri hep karıştırıyor. Irak'ı karıştırdı, Suriye'yi karıştırdı. Şimdi aynı şekilde Afganistan'ı tekrar karıştıracak, birbirlerini yedirttirecek. Orada dedelerinin yolu olan Ehl-i Sünnet'e dönmediği müddetçe de başlarında bu devam edecek. Hani birisi demiş ki, bak demiş, şu adamın ensesine git tokat at, bir altın veririm demiş. Verecek misin? Verecek. Gitmiyor. Bir de yapıştırmış. Oo Mehmet Bey falan. Dönmüş. Ne Mehmet falan. Demiş ya, özür dilerim kızım. Ben seni demiş Mehmet'im. Neyse. Gelmiş altını almış. Demiş bir daha vursun bir altın daha. Gidiyor falan. Oo Ali'ci bir tane falan. Ne Ali'si be falan filan. Ya kusura bakmaya gene benzettim falan filan. Neyse. Dikkat etsene falan. Bağırmış çağırmış adam. Gelmiş bir altın. Demiş bir tane daha vurursan demiş bir altın daha. Gidiyor bir tane. Adam bir dönüyor falan. Demiş bir dakika. Sende bu ense, o adam tadı o altınlar oldukça diyor, sen çok tokat yersin. Tamam. Evet. Sende bu ense, onda da o altın oldukça, Amerikan kafiri, Avrupalı kafirler aynı şekilde parayı verip, uşak çok. Sen ahmak oldukça. Sen de ahmak olursan, ensene tokadı yemeye devam edersin. Türkiye'de yok mu? Bir sürü ahmak var, Amerikan uşağı. Ya bir zamanlar Türkiye'deki solcular go home Amerika falan evet, şey yapıyor. Amerika evine şimdi defol git falan. Şimdi hepsi Amerikan uşağı oldu biliyor musun? Öyle oldu. Dersen ya. O zaman da öyleymiş de. O zaman da öyleymiş. İpler evet. Gene Amerikan'ın evet. Elindeymiş de, İngilizlerin elindeymiş de. Şimdi bakıyorsun hakikaten uşak çıktılar. Allah Teala hidayet nasip etsin diyecek bir şeyimiz yok. Dolayısıyla efendim bu tekfirciler de İslamiyet'e bir alakası yok. Aha Suriye'de var işte. O onu kafir diyor, o ona kafir diyor. O ona kurşun sıkıyor, o ona kurşun sıkıyordu. Ne oldu? Paramparça oldular.
Efendim yemini bozdum diyor. Büyük bir yemin ettim falan. Efendim büyük küçük yemin ettim ve bozduğum zaman yemin kefareti. Peki yemin kefaretini ne yapar? Ne yapılır? Kitaplarda buyuruyor ki yemin kefareti için durumu müsaitse 10 fakiri giydirir. Buna gücü yetmiyorsa 10 fakiri bir gün sabah ve akşam olmak üzere 2 defa doyurur. Veya bir fakiri 10 gün sabah akşam doyurur. Buna da gücü yetmiyor ise mesela din kitabı 10 tane saadeti ebediye kitabı alıp 10 ayrı fakire verir. Buna da gücü yetmiyorsa 3 gün arka arkasına oruç tutar buyuruyor. Yani kademeli şekilde belirmiş. Efendim diğer dinleyicimiz ben de daha önce böyle bir adakta bulundum. Bu adak değil söz vermiş. Yani bu işte bir sıkıntısı var. Bunlardan şey yapınca bu kitap hizmetinde bulunanlara ben yardım edeceğim. Efendim ona beklemesine gerek yok. Çünkü Allah falan dinine yardım. Ecelin ne zaman geleceği belli olmaz. Ne zaman belli olmaz. Ve hemen aynı şekilde yardım etmeli. Hemen başlamalı bir an önce. Efendim kendi alır dağıtır. Veya dağıtanlar aynı şekilde kitap alır onlara verir onlara dağıttırır. Veyahut da ihtimal ettiği güvendiği kimseye verir parayı der ki buna işte Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını alıp dağıt. Olur mu olur. Mesela bizi de gönderenler oluyor öyle. Biz de kandil günleri mesela yarın aşure inşallah teala dağıtacak mıyız? Dağıtacağız elimizden geldiği kadar. Bu sofra herkese açık. Senin benim tek elimde değil. Kim o sofradan yemek isterse yani öyle bir sofra ki konmuşsun. Yani sünnet alimleri kitaplarını alıyorsun dağıtıyorsun. Bitti. Burada. Kimisi aynı şekilde bedenen gider. Kimisi malen arkadaş ben bedenime müsait değilim. Emel abi anlatırdı. Ya bedenen ya malen veya dua. İkisi de yok. Ben feşliyim kalkamıyorum. Param da yok. O zaman elini aç. Ya Rabbi senin dinine hizmet edenleri muhafaza eyle, muvaffak eyle diye dua et. Dördüncüsü olma diye anlatırdı. Efendim gelelim dinleyicimizin diğer bir yani hemen başlasın vermeye. Tecdid-i iman ve tecdid-i nikah. Efendim tecdid-i iman konusunda kadın da erkek de müstakildir. Birbirine vekaletin tecdid-i iman olmaz. Ben sana vekalet vereyim de benim imanımı yenileme olmaz. Tecdid yenilemek demek. Tecdid-i iman, imanın yenilemesi. Tecdid-i nikah, nikahın yenilemesi. Yenilenmesi. Onun yenilenmesi de erkeğe verilmiştir. Kadına olmaz. Kadın olmaz. Hani ben alsam da onun adına yapsam yok olmaz. O işin sahibi kimse o ondan sorumludur. Bir de dinleyicimiz yani zerre kadar imanı olan nasıl hani kurtulur da bundan murat nedir? Efendim küfür olmayacak. Farzlar farz bilecek, haramlar haram bilecek, öyle itikad edecek. İtikadında, imanında herhangi bir sapma olmayacak. Acaba mı olmayacak. Ve elinden geldiği kadar da 5 vakit namazı kılmaya, Ramazan arasında korucu tutmaya, yani açıkça bildirilen 4 mezhepte de ittifakla bildirilen o farzlara riayet etmesi lazım. İslam'ın şartlarına. Evet, riayet etmesi lazım. İmanın ve İslam'ın şartlarına, iman şartlarına tam iman, İslam'ın şartlarına da aynı şekilde itibar etmesi lazım. Arada aynı şekilde haramları da açıkça bildirilen 4 mezhepte haram denen şeylerden sakınacak. Ve hasbel kader nefsine uyarak yaptığı zaman üzülecek. Farzlardan birisini aynı terk ettiği zaman üzülecek. Şimdi diyor ki dinleyicimiz namaz yok, oruç yok, bir şeycik yok ben inanıyorum diyor. Şimdi kitaplarda bir şey geçiyor. Amel-i imandan cüz'idir ehl-i sünnet itikadında. Ama namaz konusunda ittifak etmemişlerdir. Onun için de 4 mezhepte de namaz vakti girdiği halde üzülmezse, ya gene ben kılamıyorum, ben ne biçim adamım demezse, herhangi bir telaş, herhangi bir sıkıntı yoksa bu kimseden iman gider böyle. Yani zerre kadar iman gitti. Zerresi de kalmadı. Peki o zerre kadar iman, hani elinden geldiği kadar kör, topal, aynı şekilde ibadetleri yapmaya çalışıyor, yapamadığı zaman üzülüyor. Zerre kadar imandan murat o. Tam yapamıyor. Tam yapamıyor. Eksikleri oluyor. Bazen fıska düşüyor, günaha düşüyor falan. Üzülüyor sonra oralar düştüğü için. Farzları yapamadığı için üzülüyor. Günaha girdiği için üzülüyor. Ben ne biçim insanım diyor. Zerre kadar imandan murat o. Yoksa hiçbir şey yok. Namaz yok, oruç yok, zekat yok. Her türlü kötülük var, zina var, alkol var. Ben Müslümanım, zerre kadar imanım var. Yok yaşayışına ya. Bakınca Müslüman olmayan gibi yaşıyor.
404'te mi yapıştırdılar sana bunu? İman. Yok öyle bir şey. Bir tek söz söylersin, İslam sarayına girersin, ama bir tek söz söylersin, saraydan da çıkabilirsin. Oğlum dedi, yabancı bir kadın veya kızla eşi beraber dedi falan. Yani dedi, hani günaha işlememesi için şey yapıyoruz falan da, yani oğlanın aynı şekilde böyle bir derdi var mı yok mu? Önce onun iman etmesi lazım. Yabancıdan Murat herhalde gayrimüslim demek istiyor. Gayrimüslim diyor. Yani onun zaten öyle bir derdi yok. Beraberce zina ediyorlar. Evet, zinadan kurtulmak için. Eğer çocukta iman yoksa ona zina haram değil. Nikahta emir değil. Nikahta emir değil. Yani ona önce iman etmek farz. İman edenlere zina haramdır, alkol haramdır, kumar haramdır, yalan haramdır, gıybet haramdır, dedikodu haramdır, 5 vakit namaz farzdır, Ramazan ayında oruç tutmak farzdır, zekat vermek farzdır. İmanı olanlar şereflenir bu emirlerle. Kafirden bir tek şey istenir. İman etmek, iman edince öbür emirlerle de muhatap olur. Dolayısıyla önce iman etmesi. Peki ne yapsın bu kadıncağız şimdi? İstiğfara devam etsin ve dua etsin. Ya Rabbi oğluma hidayet nasip et. Ya Rabbi oğluma hidayet nasip et. Oğluma dinini bilen, seven kimseleri karşısına çıkart ya Rabbi diye. Eğer o aklına başına alır şey yaparsa, o zaman aynı şekilde nikah yapılabilir. Yani. O zaman der ki kadına, der ki ben Müslümanım, ben bilemiyorum, Müslümanım. Özür dilerim. Sen de Müslüman ol. Sen ya Müslüman ol veyahut da aynı şekilde hani o zaman kızı sorgular. Hristiyan mısın yoksa putperest misin? Putperest kadınla Müslüman evlenemez. Ama ehli kitap olan Hristiyan ve Yahudi ile evlenebilir. O zaman olabilir. Bir de ailem dedi, son dinleyicimiz, evde kefir yapıyor. Evde yapılanla dışarıda yapılan hiç fark yok. Evde mesela alkol yapılmaz mı? Yapılır. Evde yapılan alkol değil denir mi? Kefirdir ve haramdır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.